Arkadaşlar merhaba. Temmuz 2018 vaka kampımız devam etmekte. Yanımızda Doktor Sinem var. Hocam birazcık kendinizden bahseder misiniz arkadaşlara? Merhaba, ben Doktor Sinem Evrit. 2016'da Bulgaristan'dan mezun oldum. Sınava hazırlandım, ekliğe girdim, ekli sınavını aldım. Şimdi de TUSTIME'da Ağustos sınavına hazırlanıyorum inşallah. Böyle bu şekilde. Peki hocam, kamp genel itibariyle nasıl gidiyor? Yani beklentilerinizi karşılıyor mu ya da buradaki motivasyon nasıl? Şöyle, ben daha önce normal bir kamplara katılmıştım. Diğer kamplara, ders kamplarına, bir aylık olanlara. Ama vaka kampına ilk defa katılıyorum. Açıkçası vaka kampının şöyle bir artısını fark ettim son 3 gündür dinliyorum. Günümüz 3. günümüz. Hatta 4. günümüz. 4. günümüz. Biz soruya yaklaşırken kendi açımızdan hani ne okuduysak o şekilde hani direkt bütün konuyu bilerek yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama soru çözülürken yani vaka kampında hocalar sorulara yaklaşırken sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini, konuları nasıl okumamız gerektiğini birazcık daha farkındalık yaratıyorlar diyelim. Yani bu anlamda kesinlikle özellikle klinik olayında hani temel bilimlerde evet birazcık daha ezber odaklı olmak gerekiyor ya da biraz daha tekrar odaklı olmak gerekiyor ama klinik bilimlerde gerçekten yoruma ve bildiğinizi kullanmaya odaklanmanız gerekiyor. Evet, tam olarak bunu demek istedim. Bildiğimizi kullanabilmeniz gerekiyor. Klinik bilimler için kesinlikle gerekli bir şey kamp. Bir de şöyle bir şey var, hani siz kendi kendinize defalarca tekrar yapmış olabilirsiniz. Klinik bilimler için konuşuyorum. Ancak tekrarın sonunda bir deneme çözdüğünüzde ya da bir soru çözdüğünüzde, bir kaç sayfa soru çözdüğünüzde aslında o kadar çok tekrardan çok da bir fayda sağlayamadığınızı görüyorsunuz. Ancak soruyla yaklaşınca direkt şöyle bir şey var. Ben konuda neyi öğrenmeliyim? Konuda dikkatimi çekmesi gereken yerler nereler? Vaka kampının sağladığı en büyük artı bu. Tabii ki arkadaşlara özellikle şiddetle tavsiye ettiğim şey de deneme çözmeleri. TUSTIME denemelerini muhakkak çözün. Ve açıklamalarına da bakın. Çünkü farkındalık yaratıyor. Ve aynı zamanda dersleri dinlerken de daha farkındalık olarak dersleri dinliyorsunuz. Bu şekilde. Sonunda arkadaşlara tavsiyeniz? Kesinlikle. TUS kampına ilk defa geldim. Yani şöyle, vaka kampına ilk defa geldim ama kamp kesinlikle çok faydalı. Bu anlamda tavsiye ediyorum. Zaten çok uzun bir süreç de değil. Çok kronik bir yorgunluk da sağlamıyor bu yüzden. Hani gelin, kampı dinleyin ve ondan sonra hızlıca bir tekrar yapın. Emin olun ki netlerinizin çok fazla, çok hızlı arttığını göreceksiniz. Ben eve gittiğimde bitiremesem de tekrarlamaya çalışıyorum. İnşallah artıracak diye tahmin ediyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum.